Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Nisan Çarşamba ABD Kinlen yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşuya ait yorumlarını vereyim, seçimlerini vereyim daha doğrusu. Bunlar Scott Hazleton, Tom Leach, Jeremy Pnong, Gabby Goddard ve Kim Nelson'ın yorumları. Ekranda gördüğünüz gibi ikinci koşu bizim altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Yedinci koşuda burada gördüğünüz altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Bu tabloyu videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. İsteyen arkadaş oradan da istifade edebilir. Altılı ganyanın ilk ayağı bir satış koşusuyla başlıyor. Şartlı satış koşusu. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte üst düzey bir koşu değil. Beş isim start alacak burada. Koşuya gittiğimizde 40 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi de 40 bin dolar aynı. Zor bir koşu arkadaşlar. 5 isim koşuyor. Yani hangisini yazmazsanız onun geleceği bir koşu gibi. Sıralamaya baktığımızda 3 numaralı Subiaco, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 26 Şubat'ta Oakland Park Hipodrom'da 1700 metre kum pistteki satış koşusunu, 20 bin dolarlık bir satış koşusunu 6 boy farkla kazanıyor. 20 Mart'ta da 1700 metre kum pistte bir dördüncülüğü var. O da 20 binlik bir satış koşusu. Daha sonra bir numaralı Golden Curl geliyor. Curling yavrusu. Adam Beşika'yla start alacak. O da bir önceki startında bir 35 binlik bir satış koşusunu 1600 metre Çim pistte 7 Ocak'ta 1.34.91 derecesiyle 1,5 boy farkla Julien Leparoux'la kazanmış bir isim. Son startında da bir dördüncülüğü var. Üst grup bir koşuda. 3 numaralı Subiaco'nun kazandığı koşunun derecesini söyleyeyim. 1700 metre kum pistte 1.46.45 burada da gördüğünüz üzere. 3 numaralı Subiaco, 1 numaralı Golden Curl ve 2 numaralı Resurrection Road. Gerardo Corrales'le start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan koşuya giriyor. 62 bin, 62 bin 500 gibi koşularda şartlı satış koşularında tabela yapmışlıkları var. Son olarak da burada 4 numaralı Yes I Am Able'ı öneriyorum. Colby Hernandez'le start alacak olan son startında 17.500'lük vasat sayılabilecek çimden kuma alınan pistteki 1600 metre mesafedeki koşuyu Fairgrounds Hipodromu'nda 26 Mart'ta 1.37.89 derecesiyle yarım boy farkla aynı jokey ile kazanmış 4 numaralı Yes I Am Able. Yazmadığımız bir tek Spoonie Easy kaldı 5 numaralı. Biraz vasat koşular arkadaşlar. Pek geleceğini sanmıyorum bu ismin. Diğer web sitesindeki yorumları bu koşu için veremiyorum. Çünkü hali hazırda 3, 5 ve 7 çıkmış bugünkü koşulardan. Bugünkü koşuda ikinci koşu olduğu için maalesef bu sıralamayı veremiyorum bu koşuya ait. Bir sonraki koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte gördüğünüz gibi 13 isim start alacak gözüküyor. Burada ilk olarak 6 numaralı Vinvorti'yi önereceğim arkadaşlar. Koşuya gidelim. Koşu üst düzey bir koşu. 79 bin dolarlık bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 6 numaralı Vinvorti Noble Mission yavrusu Louis Sayles'le start alıyor. Kariyerindeki bir kez start almış 75 bin dolarlık bir maiden koşuda 1600 metre çim pistte 20 Mart'ta ilk koşusunda 1,5 boy farkla aynı jokeyle ikinci olmuş, ikinciliği var. 10 numaralı Realm of Law var. Joel Rosario ile start alacak olan isim. O da geçen sene 1200 metre çim pistteki 20 Eylül'deki kariyerin ilk startında bir üçüncülüğü olan bir isim. Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim. Warfront yavrusu. 8 numaralı Prairie var. Miguel Veno ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 4 startı orta grup maiden koşularda diyebilirim. Son 3 tanesinde ikinci ve üçüncülükleri var. Tabelada yer almışları var. 1600, 1100, 1100 çim pistte son 3 koşusu. Son olarak burada 7 numaralı Inkitakus var. Chris Landeros'la start alacak olan isim. O da nispeten bugünkü koşu ayarında koşularda start almış. 1700 ve 1600 metre çim pistteki son 2 startında bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Son startı 27 Mart'ta Gulfstream Park Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte. Bu koşunun
Diğer web sitesindeki yorumları şöyle: 10 numaralı Realm of Law 3, Law 3.25 ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 6 numaralı Vimworthy 4, 7 numaralı Inkitakus 6, 8 numaralı Prairie 6.5, daha sonra 3 numaralı Bedouin Fighter 13, 11 numaralı City Tavern 13, 4 numaralı Emphasize 13, 2 numaralı Sergeant Strawberry 17, 1 numaralı Ready to Pounce 17, 13 numaralı Bester 26, 12 numaralı Charger 26, 9 numaralı American Drama 51 ve 5 numaralı Tiger Shark 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Buradan bu 5. koşu, yani Ganyan'ın 4. ayağını hazırlığa dursun. Geldik 3. ayağa. 3. ayakta 3 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistli bir şartlı satış koşusu. Koşuda 6 isim start alıyor. Arkadaşlar burada 2 isme yer vereceğim. 1 numaralı Heartstring ve 3 numaralı Can't Beat Mal. Koşuya bakalım. Koşu 20 bin dolarlık oldukça basit bir satış koşusu. 2 numaralı Heartstring, Dryden Van Dyke'la start alacak olan bir isim. Son startında bir üçüncülüğü var. 75 handikap puanlı bir isim. Bir sonraki yer verdiğim isim de 3 numaralı Kent Betemal. Gerardo Corrales'le start alacak olan bir isim. Bu seneki ilk iki startında 14 Ocak ve 26 Şubat'ta 1600 metre sentetik her ikisi de iki tane ikinciliği var. Son koşusundan önceki start aldığı iki koşuda 7500 ve 30 binlik satış koşulları bunlar. Bu iki isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına, bir maiden koşu yine. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 14 isim start alacak gözüküyor. Koşuya gidelim. Koşu 79 bin dolar toplam ikramı ile bir üst grup maiden koşu olduğunu söyleyebilirim. 7 numaralı Pregame, Luis Saez ile start alacak olan bir isim. 50 binlik maiden koşu son startında 1700 metre çim pistte 28 Şubat'ta Gulfstream Park'ta bir üçüncülüğü var. Bir boydan biraz fazla bir farkla. 3 numaralı Snowhouse, Florent Garrox'la start alacak olan bir isim. Twirling Candy yavrusu Brad Cox'ın antrenör ettiği 20 Mart'ta kariyerin ilk startında 1600 metre çim pistte Fairgrounds'ta bir dördüncülüğü var. 12 numaralı King of Miami, Joey Rosario ile start alıyor. Kariyerindeki iki startı da bugün koşuya yakın yüksek değerde koşular. Bir ikinciliği, bir dördüncülüğü var ve edildikten sonra ilk kez start alacak. Bu seneki ilk start olacak. Aynı zamanda Wesley Ward'ın antren ettiği bir isim. 12 numara 263 gün sonra start alıyor. Burada gördüğünüz gibi. İki isme daha yer vereceğim burada. 6 numaralı Purple Dream, Joseph Talamo ile start alacak. O da 27 Mart'ta kariyerin ilk startında 1200 metre sentetik pistteki bir koşuda bir boydan az bir farkla ikinci olmuş bir isim. Son olarak da 8 numaralı Dan Sammo, Uncle Mo yavrusu adından da anlaşılacağı üzere John Velasquez ile start alacak. O da 13 Mart'taki kariyerin ikinci startında 1600 metre çim pistte 26 binlik bir maiden koşuda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Burada arkadaşlar bir de 14 numaralı Happy American var. Koşu kumanırsa start alacak olan bir isim. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı bahis oranları şu şekilde: evet, 14 numaralı Happy American koşu kumanırsa start alacak olduğunu bir daha söyleyeyim. 75'te ilk sırada, daha sonra 7 numaralı Pregame 3.25, 12 numaralı King of Miami 3.5, 3 numaralı Snowhouse 4.5, 8 numaralı Dan Sammo 7, 6 numaralı Purple Dream 9, 13 numaralı Commodore Perry 11, 10 numaralı February Sun 17, 11 numaralı Running Force Cover 21, 9 numaralı Find New Roads 21, 5 numaralı Tango 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 26, 4 numaralı Weather Prayer 34, 1 numaralı Lavish McTavish 34 ve son olarak 2 numaralı Dog Woods Cosby 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı Ganyan'ın 5. ayağına, bir maiden koşu, yine satış koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte koşuda 8 isim start alıyor.
Burada da arkadaşlar iki isme yer vereceğim. 7 numaralı Execution ve 6 numaralı Good Juju. Koşu 30 bin dolarlık vasat bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan iki isim denmiştik. 7 numaralı Excursion, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 5 startının 4'ünde tabelada yer bulmuş. Bir ikinciliği, iki üçüncülüğü, bir de dördüncülüğü var. Son start hariç diğerleri tamamı kum pistte. 6 numaralı Good Juju da Julien Leparoux'la start alacak olan bir isim. Son startında 30 binlik bir maiden satış koşusunda ikinciliği var. 1600 metre sentetik pistte Turf Bay Park Hipodromu'nda 8 Ocak'ta kariyerinin son startında. Bu iki isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Geldik 6'lı Danya'nın son ayağına. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 9 isim start alacak. İlk olarak 2 numaralı Reina del Sol'a yer veriyorum burada. William Mott'un antrenör ettiği John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Koşuya gidelim. Koşuya gittiğimizde 81 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu olduğunu görüyoruz. 2 numaralı Reina del Sol, John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Son startında 31 bin dolar toplam ikramiyeli 1600 metre çim pistteki Tampa Bay Downs Hipodromu'nda 6 Mart'taki koşuyu 1.36.19 derecesiyle kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Go Big Green, James Graham'la start alacak olan bir isim. Son startında 50 binlik bir satış koşusunda, şartlı satış koşusunda 3.'lüğü var. Ondan önce 38 bin dolar toplam ikramiyle bir maiden koşuyu 3 boy farkla 1.46.31 derecesiyle kazanmış 1700 metre çim pistte 26 Şubat'ta. 6 numaralı Viburnum var. Luis Saez de start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşularda start almış. Bir önceki startı 10 Mart'ta Gulfstream Park'ta 1800 metre çim pistte bir ikinciliği var. 1.5 boy farkla. 5 numaralı Il Malocchio. Robby Alvarado ile start alacak olan bir isim. Son iki hatta son dört startında üst grup koşularda start almış. Buradan da göreceğiniz gibi iki tanesi bu sene 400 bin toplam ikramiyeli bir grup iki koşuda koşmuş. Yedinci olmuş. Bir önceki startında da 6 Şubat'ta Tampa Bay'de 1640 metrede bir listed koşuda da üçüncülüğü var. Daha önce de bir Black Type koşuda ikinciliği var. Ondan önce de 27 Eylül'de geçen sene bir Black Type koşuyu kazanmışlığı var. Yaklaşık 3 boy farkla Şahin Cıvacı ile bu arkadaş Türk bildiğiniz gibi. Son olarak da burada 1 numaralı Forever Boss var. Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan bir isim. O da son 2 startında 150 bin ve 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed ve grup 3 koşularda 1700 metre çim ve 1600 metre sentetik pistte start almış. Ondan önce de 14 Şubat'taki 1700 metre çim pistteki koşuyu 1.42.89 ile kazanmış. İkinci gözüküyor burada ancak birinciliğe terfi ettirilmiş. Burada gördüğünüz gibi ilk startı da 13 Haziran'da Gulfstream Park Hipodromu'nda burun farkıyla 1500 metre çim pistte bir ikinciliği var. Forever Boss'un altılı ganyanın son ayağında önereceğim son isim. Burada bir de şöyle bir durum var. Burada iki tane isim var. Koşu kuma alınırsa start alacak. 8 ve 9. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu isimleri yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Chad Brown'un antrenör ettiği bir curling yavrusu American West. Joel Rosario ile start alacak. Kariyerinde iki kez start almış. 63 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1600 metre kum pistte kazanıyor. Bir boy farkla maiden koşuyu. Son startında da bir listed koşuda ikinciliği var. O da 1600 metre kum pistte. 9 numaralı Tiz Splendid News'ta Wesley Ward antrenörsündeki bir isim. Joel Rosario ile start alacak. O da oldukça üst grup koşularda start almış. Koşularının ilk koşu hariç tamam. Diğer dördü kum pistte. İki tane ikinciliği var. 75 bin dolar gibi üst düzey bir koşuda ve Black Type koşuda da baş farkıyla 1600 metre kum pistte geçen seneki son startında. Bu koşunun yurt dışı bayı soranlarına bakalım. Son olarak bu koşu var şeyde bu web sitesinde. Tiz Splendid News 9 numaralı koşu kumandırsa start alacak olan isim demiştik. 2.37 aynı şekilde 8 numaralı American West 2.50 ile ikinci sırada yer alıyor. Daha sonraki sıralama
1 numaralı Forever Boss 3.50, 5 numaralı Il Malocchio 3.5, 6 numaralı Viburnum 4.33, 2 numaralı Reina del Sol 6, 7 numaralı Go Big Green 8, 3 numaralı Girls on Fire 13, 4 numaralı Miss Wicked 51 lirayla ekranda gördüğümüz şekilde sıralanmış. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce yedili plasenin ilk ayağı içinde bir şeyler söylemeye çalışayım. Dört yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Uzun mesafe 2400 metre Çim pistte bir koşu. Arkadaşlar burada Türk antrenör Murat Sancı'nın antrenör ettiği Recep Avşar'ın sahibinin olduğu 4 numaralı Yamato biraz öne çıkıyor 86 handikap puanıyla. Koşuya baktığımızda koşu 81 bin dolarlık bir şartlı koşu. 2400 metre olduğunu söylemiştim. Bana altmaz dedi. 4 numaralı Yamato, Murat Sancan'ın antrenör ettiği Florent Geroux'la start alacak olan bir isim. Geçen sene bir Black Tie koşuda dördüncülüğü var. Bundan sonraki geçen seneki son koşusunu da 12.500'lük bir koşuyu 3 boy farkla kazanmış bir isim. Artie Schiller yavrusu 4 numaralı Yamato. Daha sonra 7 numaralı High Tide var. Michael Maker Antrenası'ndaki Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. 1700 metre 19 Şubat'ta bu sene 1700 metredeki Maiden satış koşusunu 1.41.26 ile bir boy farkla aynı jokeyle ile kazanmış bir isim diye söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirteyim. Yamato'nun kazandığı koşunun mesafesi de 2400 metre Çim pistte. Geçen seneki son startı 2.26.98'de kazandığı koşu. High Tide'ı söylemiştik. Eğer bu iki ismi yeterli görmüyorsanız bir de 5 numaralı Winners Club var. O da son startında bir maiden koşuyu 1700 metre çim pistte 1.43.77 derecesiyle kazanmış bir isim. Sıralama 4, 7 ve 5 şeklinde seçim yapabilirsiniz bu koşuda. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden arkadaşlar www.xpracing.com adlı web sitesinden atların bütün performanslarına yani her bugüne kadarki kariyerindeki koşularına bazı atların galoplarına bu izlemiş olduğunuz videoya ve Word belgesi ortamında koşu şablonuna erişebilirsiniz. Hatta koşular esnasında da koşuların sonuçlarına ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Herhangi bir aidat, üyelik vesaire e-mail vesaire gerektirmiyor. Sadece web sitesine girip siteden istifade edebilirsiniz diye hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Bu görmüş olduğunuz şablon tamamen benim bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ilave edin. Bugünkü koşularda tek isme indiremedim maalesef. İkişer ayağı ikişer atla geçmek zorunda kaldım. İlk ayakta da zor bir koşu var. 3 numaralı Subiaco, 1 numaralı Golden Curl, 2 numaralı Resurrection Road ve 4 numaralı Yes I Am Evil var. 4 at yazmak durumunda kaldım burada maalesef. İkinci ayakta bir Maiden koşu, 6 numaralı Winworthy, 10 numaralı Realm of Love, 8 numaralı Prairie ve 7 numaralı Inkitakus tuttuğum isimler arasında. Üçüncü ayakta 2 numaralı Heart String ve 3 numaralı Can't Beat 'Em All yeterli gibi gözüküyor. Bir sonraki ayak yine bir Maiden koşu. 7 numaralı Pregame, 3 numaralı Snow House, 12 numaralı King of Miami, 6 numaralı Purple Dream ve 8 numaralı Dance Some More önerdiğim isimler arasında. 14 numara parantez içinde gördüğünüz koşu kumandırsa start olacak olan bir isim. Beşinci ayakta bir maiden koşu. İki isim yeterli gözüküyor. 7 numaralı Excursion ve 6 numaralı Good Juju yazılabilir burada. Son ayakta da 2 numaralı Reina del Sol, 7 numaralı Go Big Green, 6 numaralı Viburnum, 5 numaralı Il Malocchio, 1 numaralı Forever Boss yazılabilir. 8 ve 9 parantez içinde gördükleriniz koşu kumandırsa mutlaka yazmanız gereken isimler. Zaten ikisine de Joel Rosario deklar edilmiş. Muhtemelen koşmayacakları içindir. Evet, altılı ganyan şablonu da bu şekilde. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Yarınki Kinland Park yarışlarında görüşmek üzere.